Tamam. Aslı nereye? Biliyorsun zaten Burak. Hiç içime sinmiyor. Gitmesem. Burak bak bunu konuştuk. Bir daha konuşmamıza gerek yok ki. Ben de gerginim zaten. Sen Volkan'ı mı bekliyordun burada? Ya evet. Birlikte gitmemiz daha doğru olur dedi. Hayır, seni ben bırakacağım. Saçmalama Burak. Buraya kadar gelmiş. Ne diyeceğim ben ona? Hem anlaşılmasını mı istiyorsun? Umurumda değil Aslı. Benim umurumda ama. Gitmem lazım. Görüşürüz. Hiç gelmemeliydim. Çantam. Ben Aslı'ya bakmaya gidiyorum. Aslı. İyi misin? Hani sana bakmaya geliyorum. Volkan buradan hemen gidebilir miyiz? Tamam, hemen gidelim. Çantam masada kaldı. Ben alırım. Aslı. İyi misin? Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Burak. Yürü. Gidiyoruz buradan, yürü. Burak! Silah bırak. Burak! Yürü dedim sana, gidiyoruz buradan. Hadi. Hadi Aslı. Ya. Burak sen ne yaptığını sanıyorsun? Volkan iyi misin? İyiyim. Hadi gidelim şuradan. Aslı, arabaya bin hemen. Hayır, rahat bırak beni Burak. Bin şu arabaya. Ya seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, bırak beni. Beni daha fazla delirtme Aslı. Konuşacağız dedim, bin şu arabaya. Sonra nereye istersen gidersin. Ne istiyorsun? Çağla sana ne söyledi? Ne söylediğinin bir önemi yok Burak. Artık beni rahat bırak. Mesaj atma, arama, sorma. Ben yokmuşum gibi farz et, anladın mı? Ne konuştuğunu söyleyeceksin. Çağla sana ne söyledi? Niye birdenbire evden çıkıp gitmek istedin? İçeride ne oldu Aslı? Burak, bana soru sorma. Ben konuşmak istemiyorum artık, bitti.
Ne bitti Aslı? Doğru söylüyorsun. Ne başlamıştı ki zaten? O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Çağla yüzünden değil mi bunlar? Ne konuştunuz? Ne söyledi sana? Anlat. Anlat yoksa gidip o evi Çağla'nın başına yıkacağım. Ne söyledi sana? Sanki ne söylediğini bilmiyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum Burak. Ne demek istiyorsun? Ne konuştunuz? Yoksa gidip ondan öğrenirim. Ne demek istiyorsun? Ona ne şüphe? Bence en doğrusu olur. Zaten birbirinize her şeyi anlatmıyor musunuz? Ne demek istiyorsun sen ya? Açık konuş. Açık konuşayım öyle mi? Tamam. Çağla her şeyi biliyor Burak. Kafede garsonluk yaptığımı, Volkan'la sevgili numarası yaptığımızı, seninle aramda olan her şeyi biliyor. Tüm bunları nasıl öğrendi sence? Bunları Çağla'ya ben mi söylemişim? Başka kim söyleyebilir ki? Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Sen benim böyle bir şey yapabileceğime nasıl inanırsın? Bunların artık bir önemi yok zaten. Biz seninle artık olamayız zaten. Biz seninle oluruz Aslı. Olurduk. Ama sen daha ilk engelde hangi tarafta olduğunu gösterdin. Demek ki ben sana kendimi, hislerimi yeterince anlatamamışım. Ya da sen bana hiçbir zaman inanmamışsın. Tamam. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Kimsenin suçu yok. Kimsenin gücü yok. İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da hakkı. Parayı. Al abicim şu parayı. Yetiyor mu? Çok bile. Tamam üstü kalsın. Teşekkür. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen sağ ol. Sağ ol. Aslı! Aslı! Burak! Bak ne yapıyorsun sen ya? Sessiz olsana. Aslı! Aslı, sen beni bırakıp niye Volkan'la gittin? Ya Burak yalvarırım sessiz ol. Olmayacağım. Hem sen eğlencene geri dönsene ya. Artık bu saate kadar kimle eğlendiysen. Sen kıskandın beni. Ya ben seni ne kıskanacağım ya? Şaşırdın herhalde. Tamam. Aslı. Çok seviyorum be. Burak. Bak yalvarırım gir içeri ne olursun. Bir gören olacak ya. Tamam. İzin ver. İçeri gireyim. Burak. Leş gibi kokuyorsun. Saçma. Burak, oğlum leş gibi kokuyorsun. Bu ne halin? Baban görmesin.
misin seni Burak'cığım? Sarhoş sanırım. Ben de sese kalktım. Yardım etsene canım bana. Ah, dur. Hadi canım. Ah, hadi. Oğlum. Of Burak. Ay, yavaş oğlum. Ay dur, dur. Devrilecek gibi. Ay. Ay. Tamam. Ay. Ay. Tamam canım, girsin ben hallederim, sağ ol. Tabii efendim. Ay, ne oldu benim oğluma böyle? Ay, ne oldu böyle oğlum sana ya? Benim... Ne işin var senin ya burada? Kim de var ya? Sana ne? Ne demek sana ne? Hem ben sana dün gece kimle eğlendiğini soruyor muyum? Ha sen yoksa kıskandın mı beni? Ne kıskanacağım ya? Nereye gidiyorsun böyle? İşim var. Aslı. Gel ben bırakayım seni. İstemez. Çocuk gibi davranıyorsun Aslı. Yapmak bile yakışır mı insana ya? Yakışıyor işte. Tek başınaydım dün gece. Seni düşündüm. Tek başına mıydın? Evet. İnanmıyor musun bana sen? İnanmıyorum. Bana artık inanıyorsun yani, öyle mi? Evet. E bu seni arayan kimdi peki? Kurs hocam. Ne diyormuş bu kurs hocam? Sen benim kurs hocamdan mı kıskandın? Evet. Tabii ki de kıskanırım. Niye gülüyorsun ya bu kadar? Hiç. Aslı. Burak. Önce sen söyle. Oraya gitmene izin vermemeliydim. Yaşamana sebep olduğum her şey için senden özür dilerim. Ben de özür dilerim senden. Sana güvenmeliydim. Burak, eline ne oldu? Yumruk mu attın? Evet. Lütfen bir daha böyle bir şey yapma. Çok kötü olmuş. O gün o kadar canım yandı ki. Oğlumun yanında hiçbir şey. Sen de bir daha sakın yapma. Aslı. Ha hocam. Tamam, siz rahat rahat konuşun. Ben bakınıyorum, buralardayım. Hocam nasılsınız? İyidir, asıl sen nasılsın? Aramasak arayacağın yok. Ne yaptın okul işini? Çalışıyordum hocam, o yüzden uğrayamadım. Şimdi işi bıraktım. Yetenek sınavlarına hazırlanıyorum. Güzel. Kursuna devam edecek misin? Evet, istiyorum. Hadi bakalım. İstediğin zaman başla. Seni niçin çağırdığını biliyor musun? Şu,
bir kozmetik firmasının tasarım yarışması yapılmakta. Ürünlerine göre konsept tasarlayacaksın. Gerekli bilgiler burada var. Web sitesine de girip inceleyebilirsin. Güzel bir para ödüyor. Hocam yapabilir miyim acaba? Tabii ki de yapabilirsin. Sen üzerinde çalışmaya başla. Ben sana yardımcı olacağım. Anlaştık mı? Tamam. O zaman ben çalışmalara başlayayım. Ben sana ne diyecektim? Dosyamı burada unutmuşum. İçinde çizimlerim var. Belki yardımcı olur bunun için bana. Şu. Teşekkür ederim hocam. Bekleyen erkek arkadaşım mı istedi? Evet. Tanıştırayım. Burak İnal Hoca. Memnun oldum hocam. Ben de. Senin de resme merakın var mı Burak? Ha yok, yok. Hocam onun sesi çok güzel. Öyle mi? Aslı, abartıyorsun. Abartmıyorum. Ben tekrar memnun oldum hocam. Utandı. Görüşmek üzere hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz çocuklar. Bir yerde oturup bir şeyler içsek mi? İçmesek. Hadi, hadi gel. Annem arıyor. Efendim anneciğim. Canım, müsait misin? Evet, ben de kurstan çıktım şimdi. Sana çok güzel bir haberim var. Nihat Bey sana burs verebileceklerini söyledi. Burs mu verecek? Evet, bugün şirkete gelsin Pelin Hanım'la görüşsün dedi. Ya ne olur ihmal etme. Değil mi çocuğum? Git. Aslı, Aslı. Ay, nutku tutuldu çocuğumun. Tamam mı yavrum, ne olur ihmal etme de git. Tamam anne, uğrarım. Ne oluyor Aslı? Baban okul için burs vermek istiyormuş bana. Ailem benim için neler düşünüyor? Benim yaptıklarıma bak. Aslı, lütfen. Bunun bizimle ne alakası var? Çok alakası var Burak. Yok, ben burs kabul edemem. Aslı, saçmalıyorsun ama şu an. Ayrıca annene mi diyeceksin? Babama da hayır demem bence kötü olur. O da doğru. Bırak artık bu kadar ince düşünmeyi. Ben her şeyi halledeceğim. Sana söz veriyorum. Aslı hadi. Ben seni burada bekliyorum. Tamam. Umarım pişman olma. Olmayacaksın. Nereden geliyorsun sen? Ben şirkette dosyamı unutmuşum da Volkan da onu getirmiş. Niye bana vermiyor ki? İlla seni görecek. Sen ne demek istiyorsun Burak? Bir şey demek istemiyorum ya. Tamam. Telefonlarımı açmayınca seni merak ettim. Burak hadi git artık. Vallahi yakalanacağız. Biri görecek. Şu an evdeki en güvenli yer burası. Merak etme. Vallahi anneme yakalanacağız. Yürü. Vay. Birileri sanırım bana fazla sinirlenmiş. Nasıl düşmüş oraya ya? Anlamadım. Akşam annenin huzurunda buluşalım. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Olmaz, çıkamam ben akşam. Çıkarsın. Ya annem yakalarsa o zaman ne olacak? Aslı. Yürü. Buraya mı gireceksin? Saçmalama.
Aslı. Anne. Elbisemin lekesi çıkmamıştı ya. Şükran ima yapınca Halil Bey yenisini almış. Ay ne kadar güzelmiş bu elbise ya. Ben de çok beğendim Aslı'm. Ver çocuğum. Nereye anne? Asacağım. Olur mu, ben asarım. Ay düşünceli kuzum. Tatlım. Mecbur evlenirdik. Hadi yürü yürü. Akşam seni kaçıracağım ona göre.